Evet sevgili seyirciler, programlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Manisa'dayız. Derin Mevzu'da oda başkanlarını, kongresini tamamlamış oda başkanlarını, Manisa oda başkanlarını ağırlıyoruz. Şimdi sırada Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı, yeni seçilen başkanı Destan Bulgay var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Yoğun bir seçim çalışmasından sonra ve Manisa'yı şaşırtan bir sonuçla bugün şimdi Pazarcılar Odası Başkanı, Pazarcılar Odası diyelim artık, evet, Meyve Sebze olur, Umum tabii, Pazarcılar tabii, Odası tabii, pazarcılar diye olsun. Uzatmaya gerek yok. Gerek. Manisa'daki pazarcılarından pasaportunu alan, vizesini alan ve bir 4 yıllık dönem için Manisa'daki pazarcıların sözcüsü olarak başkanlık görevine getirilen ve seçilerek getirilen Destan Bulgay bizimle birlikte. Hayırlısı olsun, Allah utandırmasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Zor bir sürece girdiniz artık bundan sonra. Beklentiler çok. Tabii ki. Öncelikle World Duke ailesine, sizin nezdinizde, şahsım, ekibim ve bütün camiam adına bize böyle bir imkan sağladığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kendimizi ifade etme şansı tanıdınız. Camiamızın sorunlarını dile getirme ve çözüm yollarını beraber bulma konusunda böyle bir imkan sağladınız. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum size. Ben Destan Bulgay, 1970 Manisa doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Biri kız, biri oğlan olmak üzere. Allah bağışlasın. Üniversitede okuyan iki çocuğum var. Meslek Yüksekokulu Muhasebe mezunuyum. Aynı zamanda Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinde yönetim kurulu üyesiyim. 35 yılı aşkın süre bu camiye hizmet etmiş Pirinçli Şükrü'nün oğlu Pirinçli Destan'ım. Yani beni, siz de bir pazarcısınız. Tabii ki, tabii ki pazarcıyım. Baklagil satıyordunuz. Bakliyat sektöründeydim. Yani boynumuzda kravatla, koltuğumuzun altında defterlerimizle babamızın yanına geldiğimizden dönemden saçımız ağrana kadar ömrümüz pazar yerlerinde geçti çok şükür. Bu anlamda bütün dostluklarımızı, bütün çevremizi bu camiada edindik. Zaten aday olmamızın gerekçesi de buydu. Bu camiye olan sorumluluk bilincimiz, iki nesil ailemizi bu meslekten geçindiriyor olmamız ve övünerek her yerde pazarcı esnafını savunmamız ve pazarcı olduğumuzu yüreğimiz, alnımız, ak olarak söylememiz. Biz bu mesleğin çok güzel günlerini yaşamış insanlarız. Özellikle yaş kuşağı itibariyle biz bu camianın çok güzel günlerini gördük. Şimdi sıkıntılı günlerini gördüğümüzde de bu sorumluluktan kaçamazdık. Bize bu anlamda... Kenara çekilmedim de diyorsunuz. Tabii ki. Daha önce de ben aday olmuştum. O zaman nasip olmadı. Ama camiaya olan ilişkilerimizi hiç koparmadık. Hiç bozmadık. Dostluklarımız devam etti. Camianın sorunlarıyla ilgili akıl, fikir yürütmelerimiz, ekip çalışmalarımız hep devam etti. Sonucunda da bugün itibariyle arkadaşlarım benim etrafımda bir güven oyu oluşturdular. Bunu Allah nasip etti, genel kurula taşıma şansımız oldu. Çok güzel, çok ahenkli bir ekiple çalıştık. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi iki nesil pazarcılık yapmış. Kendi işlerinde hepsi başarılı olan arkadaş grubundan oluşan bir ekibim var. Bu şekilde de genel kurula girdik. Genel kurulda bize teveccüh gösterdi. Üzerimize sorumluluk yükledi. Biz de bu sorumluluğun bilincinde olarak Allah'ın izniyle bu camia için elimizden gelen ne varsa elimizden gelenin ötesini zorlamak şartıyla her şeyi yapmak için bu göreve talip olduk. Allah utandırmasın. Allah yüzünüzü yere düşürmesin. Amin. Şimdi sizin şu an sorumlu olduğunuz esnaf grubu gerçekten halkın beklentisi olan grup. Yani siz insanlarla iç içe olmak zorundasınız. Daha doğrusu her evde kaynayan tencereye girecek malzeme, eğer marketlerden alışveriş, o zincir marketlerden veya mahalle bakkallarından, şimdi mahalle bakkallarının bazıları da küçük küçük de olsa manavlar işletiyorlar. Manavdan veya mahalle bakkalından almıyorsa, büyük marketlerden almıyorsa gidip pazardan alışverişini yapacak. Yani haftalık veya günlük alışverişini. Her gün, gerçi Manisa'da pazar yok ama bazı aileler var ki öyle diğer hani
kemikleşmiş aile yapısı gibi gidip bir haftalık pazarlığını dolaba doldurmuyor. Özellikle şehir merkezinde yaşayanlar her pazara gidip taze taze tabii. bir iki günlük yiyeceğini alıyor, koyuyor dolabına. Bir iki gün sonra diğer pazara gidiyor. Bu böyle bir şey. Tencere kaynayacak. Bu ağız yiyecek, bu boğaz doyacak. Yani sonuçta insanların yaşayabilmesi için yemesi, içmesi lazım. Ama şimdi bir pandemi dönemini atlattık. Vatandaş da bundan etkilenirken pazarcılar da etkilendi. Siz bu zamlar, gelen zamlar her sektörde olduğu gibi pazarcı esnafını da dolayısıyla pazara giden vatandaşı da etkiliyor. Yani pazara giden vatandaş fiyatları gördüğünde hepimiz görüyoruz işte. Gerek kendimiz şahit oluyoruz, gerekse hepiniz televizyon izliyorsunuzdur veya gazete okuyorsunuzdur. Ben diyor eskiden 50 lirayla pazar arabasını veya pazar çantamı dolduruyorken şimdi 50 lirayla ancak iki poşet alabiliyorum evet. diyor. Patatesin kilosu, domatesin kilosu ne kadar oldu hepimiz biliyoruz yani. Sizin üzerinizde olan sorumluluk çok. Pazarcı esnafını da doğru yönlendirmeniz lazım. Fiyatlarını, etiketlemelerini ve pazarcı esnafının mağdur olmadan ve vatandaşı mağdur etmeden pazar arabasını veya çantasını doldurabilmesini sağlayabilmesi için çok kalıcı, istikrarlı bir fiyat politikası ve yönetim politikası izlemeniz lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizi dinleyelim, ben çok fazla konuşmayayım. Estağfurullah. Şimdi pazarcı esnafı küçük esnaf diye bilinir. Zanaatkarın tarifinde denir ki emeğiyle sermayesini birleştiren insan tabiri olarak adlandırılır. Pazarcı esnafı bunun bir tık ötesindedir. Vücudunu, el emeğini, sermayesiyle yani o kadar bir emekle ortaya çıkan bir sonuç vardır ki yani bu artık esnafın gelebileceği en üst noktadır bana göre pazarcı esnafının yaptığı. Büyük bir fedakarlık yapar. Yani gününün büyük bir bölümünü ailesinden, ailesiyle geçiremediği zamanın çok büyük bir bölümünü pazar yerinde geçirir. Çok zor şartlarda sabah çalışır. Sabah 5'te başlar. Tabii. Yeri gelir 5'te başlar. 4'te gider. Saat gece 1'de hale gidip mal alan arkadaşlarımız var. 1'de malını alıyor. 3'e 4'e kadar oradan pazara geliyor. Ertesi gece eve gitmesi saat 9-10 oluyor. Çok meşakkatli bir iş sektörüyüz biz. Böyle olduğu sürece de bizim kazandığımız para en helalindendir. Pazarcı sektörü dünyanın her yerinde vardır ve dünyanın en eski mesleğidir. Biz bu sorumlulukla yapıyoruz işimizi. Yapmaya da devam edeceğiz. Bunu pandemide de yaptık. Buradan şahsınızda pandemi döneminde sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını elbette ki hepimiz çok takdir ettik. Onları buradan bir kez daha kutluyorum özverili çalışmalar için. Onlara yakın pazarcı esnafının da gösterdiği fedakarlığı, gösterdiği azmi, çalışkanlığı da buradan ifade etmek istiyorum. O zor günlerde, sağlık sorunlarının has safhada olduğu bir dönemde mal bulmanın, tezgahlarına mal yetiştirmenin çok zor olduğu bir dönemde can siperhane bir şekilde bunu yerine getirmeye çalıştılar. Çok zor şartlarda mal temin ettiler. Çok zor şartlarda mal sattılar. Günleri değişti pazarların, yerleri değişti. Ama hiç yılmadılar, işlerine devam ettiler. Az önce söylediğiniz konuya dikkat çekmek istiyorum. Mesela hayat pahalılığı bugün günümüzde herkesin ortak derdi belki ama şöyle söyleyeyim. Mallardaki pahalılıktan dolayı insanlar gıda sektöründe bazı alışkanlıklarından vazgeçebilir. Bir ürün pahalı diye yemeyebilir. Salatalık bu hafta pahalıdır, almayabilirsiniz. Patlıcan pahalıdır, almayabilirsiniz. Ama pazarcı esnafı bunu satıp üzerine para kazanmak ve ailesini geçindirmek zorundadır. O yüzden hayat pahalılığı en çok satıcıyı daha fazla etkiler. Mutlaka alanı da etkiler. Kar marjı düşer. Bugün patlıcanı 5 lira alıp 7 lira satarsanız %40 kar elde edersiniz. Ama 15 lira aldığınız patlıcanı 16-17 lira sattığınızda kar marjınız %10'a düşer. O da zaten çürüktür, eziktir, odur budur. Bir mal pahalandıkça satıcının kar oranı da düşer zaten. Bu en fazla satıcıya zarar verir. Tabii ki biz istiyoruz çok ucuz olsun her şey. Biz bol bol satalım. Biz bunları geçmişte çok yaşadık. Çok mal sirkülasyonu olurdu. Pazarlara mal yetiştiremezdik. Şimdi insanların alım gücü azaldı. Nüfus kalabalıklaşmasına rağmen tabii ki daha insanlar kontrollü gitmeye çalışıyor. Ama şuna emin olun, hayat pahalılığından tabii ki halkımız etkileniyor. Ama mal alıp satıp bunun üzerinden para kazanıp ailesini geçindirmek zorunda kalan pazarcı esnafı çok daha fazla etkileniyor. Bunu bilmiş olun yani.
Pazarcı esnaflığını bırakan, tezgah kapatan, pazara çıkmayan meslektaşlarınız var mı? Var tabii ki. Yani kimisi sektörel sıkıntılardan dolayı, kimisi yaş itibariyle. Bizim işimiz çok meşakkatli bir iş. Yani bazı iş kolları vardır, erken emekli yapılır mesela. Neden? İş şartları ağırdır, zordur. Hı hı. Onlardan dolayı emeklilik süreleri daha kısalır. Pazarcı esnafı hayatı güneşle, yağmur, soğuğun altında geçer. Yani bugün toprağın oluşumuna bakın, işte kayaların hava şartlarından dolayı ufalanıp toprak haline dönüşmesini düşünün. Ya bir insan 40-50 sene soğuğun altında, yağmurun altında, güneşin altında durması kolay bir şey mi? Tabii ki belli bir müddet sonra kimisi vücut dayanmıyor. Kimisi geriden gelip de bu işi devam ettirecek insanı olmayan arkadaşlarımız var. Kimisi sektörel anlamda sıkıntılar yaşayıp bir kenara çekilmiş arkadaşlarımız var. Şu an o durumda da üzüldüğümüz abilerimiz, büyüklerimiz var. Biz onları Allah nasip ederse çok kısa bir zamanda bulabildiklerimizi, ulaşabildiklerimizi de bu camiaya yıllarca hizmet verdikleri için bir ödüllendirmek istiyoruz. Onları unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Ne bileyim, bir el uzatabilecek bir camialar olduğunu bilsin istiyoruz. Bunu da dile getirdiğiniz için özellikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii pazarcılık mesleği tamamen insan odaklı, evlere hitap ediyorsunuz. Siz ailelere veya hani yemeğe içmeye hitap ettiğiniz için pazarcı esnafı da mesela bir pazara gittiğinizde, ben öyleyimdir, alışkanlık haline getirdiğim birkaç esnafım vardır. Hı. Ne alacaksam o yıllardan beri aynı esnaflardan alırım. Benim balıkçım bellidir mesela, Cemil. Cemil selamım olsun. Balığımı Cemil'den alırım. Domatesimi tanıdığım esnaftan alırım. Patatesimi tanıdığım esnaftan. Yani gerçekten iyi, kaliteli ama uygun fiyatlı ürünler satan insanlardan, esnaflardan almayı tercih ediyorum. Benim gibi herkesin de böyle düşündüğünü biliyorum, öyle olduğunu hissediyorum. Tamamen insan odaklı bir hizmet verdiğiniz için pazarcı esnafınızın da müşterilere yaklaşımları aynı hissiyatla oluyor. Bu sanki evinizden birisiymiş gibi hissediyorsunuz. Ama onlar da bu şekilde davranmayı seviyorlar. Tabii ki. Bu şekilde ticaret yapmayı seviyorlar. Tabii. Bu kadar zorlukların içerisinde. Ona rağmen mesela diyor ki, abla diyor, ya diyor ben bunu çok pahalı aldım ama diyor, işte bak yıllardan beri müşterimsin. 3-5 kuruş da olsa indirim yapıyor. O 3-5 kuruş indirim insanı mutlu ediyor. Pazarcının gönlü zengindir. Evet. Yani bugün büyük sermaye gruplarının süpermarketlerin gözü poşet parasında dahi halkın cebindeyken, mesela dediğiniz gibi esnafımız 2 tane fazla atar torbaya. 100 gram 200 gram fazla gelmiş parasını almaz ama marketlerde 1 gram bile fazlanın parasını alırlar. Biz insanlarla birebir sıcak temasla alışveriş yapan insanlarız. Bu tabii ki duygusal bir bağ oluşturuyor. Bunu biz hele geçmişe özlemle anlıyorum. O kadar güzel yakalıyordu ki, bugün de kısmen görüyorum ben sizin söylediğiniz gibi. Müşterimiz bize ismimizle hitap ederdi. Tabii. Ne bileyim, müşterimizin biz düğününe, cenazesine giderdik. Onlar bizimkine gelirdi. Aramızda çok samimi bir bağ oluşmuştu. Müşteriye kötü mal veremezdiniz. Yani vermeniz mümkün değil. Müşteriyle dostane bir ilişkiniz vardı. Yani bilirdiniz haftaya siz... Ne alacak? Evet, haftaya mesela tekrar diyor geleceğini ki, bilirdiniz. Esnaf diyor ki, çok da bu konu üzerinde durup da zamanımızı harcamak istemiyorum. Bunu da söyleyeyim, geçelim diğer konulara, sorunlarınıza geçelim. Ama senin istediğin zeytinden yok bu hafta. Çünkü biliyor benim nasıl bir zeytin sevdiğimi. Ben bunu çok yaşadım. Ben senin istediğin zeytinden yok. Tabii. Önümüzdeki hafta getireceğim ama diye söz veriyor. İnanın müşterimizin pazara çıktığı saati bilirdik biz. Evet, abla evet. Bugün geç kaldın. Ne bileyim, abla bugün geçen hafta gelmedin. Yani o kadar böyle bir yakın ilişkimiz vardı ki. Tabii onların semeresiyle 35-40 yıl zaten yapabildik bu işi. Bu şekilde devam eden arkadaşlarımız hala var. Tabii günü kurtarmaya yönelik mutlaka hata içinde olan arkadaşlarımız varsa da, onlar da olumlu örneklerden kendilerine pay çıkarıp mutlaka doğruyu bulacaklardır. Peki başkanım, sorunlarınızı konuşalım. Evet. Mutlaka esnafınızda istişare ediyorsunuzdur. Nelerle mücadele ediyorsunuz? Ne istiyorlar sizden? Şimdi yeni dönem, yeni başkan, yeni bir yüz, taze bir yönetim. Ne istiyorlar sizden? Şimdi öncelikle esnafımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi lazım. Biz Manisa merkez olarak biraz bu konuda geri kaldık. Biraz değil, çok kaldık. Yani ilçelerimiz burnumuzun dibinde: Saranlı, Aksar, Soma, Salihli, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir'in semt pazarları,
bizden birkaç kademe demeyeyim, çok üstünde hizmetler sunuyorlar pazarcısına çalışma şartı anlamında. Biz bunları yerine getiremediğimiz için çok eksik kaldık esnafımıza karşı. Esnafımızın çok aman aman bir şey istediği yok. Sadece biraz ilgi istiyor, biraz alaka istiyor. Çalışma şartlarının üzerine yağmur yağmasını istiyor. Yani her pazarda artık çadır kurmak istemiyor. Çok zor değil bugünün teknolojisinde pazarların üzerini kapatmak. Ki yıllardan beri kanayan yarası. Kanayan yara bu. Bir pazar yeri. Tabii ki. En büyük sorunumuz bu. Bu sadece pazarcı esnafının sorunu değil. Manisa halkının da sorunu. Siz ister misiniz yağmur yağan bir havada alışveriş yapmayı? Kapalı bir ortamda rahat şekilde alışverişinizi yapıp arabanıza binip ayrılmanız ve lazım orada. Ve arabanızı park edebileceğiniz ki, bir yerde olması tabii ki, gerekir. Tabii ki. Şimdi mesela bugün Laleli pazarımız biraz daha öne çıkıyor öbür pazarlarımızdan. Kısmen otopark sorunu daha az olduğu için. Memur arkadaşlar, hafta sonu müsait olanlar, arabamı sadece söyle değil, arabamı bırakacağım yer var. Öyle hani sizin dediğiniz gibi de çok park yeri sorunu yok değil, var. Kısmen diğerlerine kısmen. Göre iyi. Ha, bir Millet Çarşısı'ndaki pazar yerinde öyle bir problem yok ama onun dışında Nurlupınar'daki pazarda da işte eski şimdi, garajın oradaki pazarda da, Perşembe pazarında da yani, aynı sorunlar tabii var. Ki. Yıllardan beri Manisa ve söz olarak, veriliyor. Tabii. Manisa olarak mesela kapalı pazar yeri ya da modern, bugünün şahına uygun, Manisa'ya yakışır bir tane pazar yerimiz var. Güzel bir pazar. Onu da yeni yapıldı. Teşekkür ediyorum. Millet Çarşısı'ndakinden bahsediyorsunuz değil mi? Evet, Yunus Emre Belediyesi'nin evet, yani, yaptı. Evet, belediyemizin yaptı. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Fakat burada iletişimsizlikten artık neden kaynaklandığını biz yetkililerimizle, başkanlarımızla görüştüğümüzde bunları dile getireceğiz. Yeterince Manisa esnafı faydalanamıyor. Yeterince değil, çok az faydalanıyor. Yani bir diyalog eksikliği olmuş herhalde. Neden kaynaklandığını çözeceğiz. Aslında Millet Çarşısı'nda çok yer var. Boş çok yer var. İşte, ne, orada sıkıntı ne işte başkanım? Kuruluş aşamasında yaşanan neler yaşandı tabii tam olarak bilemiyoruz. Yani bunları birinci ağızdan duyup belediyelerle iletişim kurduğumuzda bunları öğreneceğiz. Şu an bizim üzerimize düşen nedir? Onu yerine getirmeye çalışacağız. Ve Manisa'nın bir tane pazar yerine benzeyen pazarı artık orası. Bugünün şartlarında modern bir pazar yeri, bizim Manisa esnafının orayı göğsü kabararak kullanabileceği bir pazar yeri haline biz getirmek istiyoruz. Belediyemizle istişare ederek. Neden bugüne kadar sorunlar yaşandı, bunları konuşacağız. Nasıl bundan sonra çözebiliriz? Biz cami olarak üzerimize ne düşüyorsa belediye yetkililerimiz, belediye başkanımız bize her konuda yardımcı olacağından benim şüphem yok. Bunları istişareyle çözeceğiz. İnşallah yıllarca özlemini duyduğumuz bir pazar yerine kavuştuk. Fakat kullanamıyoruz. Bu bizim içimizde çok büyük bir yara. Bunun nedenleri de neyse artık istişare edip onları çözme zamanı diye ama düşünüyorum. Ama şehir merkezine tamam, Millet Çarşısı güzel yurt için çok güzel bir pazar. Ve örnek olabilecek, diğer illere de örnek olabilecek bir pazar. Yunus Emre Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Çerçeği bu açıdan tebrik etmek evet. lazım ve ediyorum da her defasında da. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Dile getiriyorum. Fakat bir pazar yerine, bir kapalı pazar yerine daha şehir merkezinde ihtiyaç evet. var. Yani şimdi Alaybey Pazarı, Nurlupınar Pazarı, eski otogarın yanında yapılan pazar, pazar günlerinin olduğu o günler yani Perşembe, Cumartesi ve Nurlupınar'daki Cuma'ydı değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Horozköy var. Şey pazar, Nurlupınar Pazar, pazar mıydı? Pazar günü. Horozköy'de de pazar günü pazar kuruluyor. Günü. Ama açık. Evet. Açık. Şimdi Horozköy kapalı. Üstü kapalı. Nurlupınar'da kapalı ama şöyle... tam kapalı değil yani kapalı kısmen iş görüyor. Kısmen şimdi yağmur yağdığı tabii zaman bazı ortaları açık. Yani esnafların üzerine tabii, yağmur tabii, yağabiliyor tabii, veya tabii. vatandaşın gezen vatandaşın alışveriş yaparken. Ben mesela pazar günü Aksar Pazarı'ndaydım. Bizim Nurlupınar Pazarı'nda benzer daha büyük de bu orası. Ortaları açıktı fakat esnaf kendi aralarında para toplayıp o orta alanları da kapatmış. Gayet güzel kutu gibi bir pazar yeri olmuş. Yani halk da memnun, şeyler de memnun. Ben bunların çözülebileceğine inanıyorum. Ben buradan belediye başkanlarıma bu konuda bize destek vereceklerine inanıyorum. Kalben inanıyorum buna. Başkanım çok proje yapıldı. Evet. Yani pazar yeriyle, kapalı pazar yeriyle ilgili o kadar çok proje yapıldı ki bütün belediyeler hem büyükşehir hem ilçe belediyeleri evet. tarafından o projeleri hepimiz biliyoruz. Fakat işte yapılacak, edilecek bakın saat 13'ten beri hep çek evet, evet. gelecek zaman tabii, tabii. kullanılmasından tabii. ve gelecek zamanla ilgili vaatler verilmesinden hem Manisalı vatandaş bıktı hem de biz gazeteciler aynen. artık bunları duymaktan da bıktık, aynen. usandık. Şimdi pazar yeri dediğiniz zaman pazar yerinde sadece esnafların barınacağı, esnafların tezgahlarının olacağı yer anlamında
algılamamak değil, lazım. Ki. Pazar yerinde tuvaletin olması lazım. Tabii oturacak ki. Bir çayını kahvesini içebilecek, nefeslenecek bir yerin olması tabii gerekir. Otoparkı olması gerekir. Vatandaş girsin, otoparkına park etsin, alışverişini yapsın, arabasına koysun, alsın evine götürebilsin. Yani orasının bir sosyal donatı alanının da olabilmesi lazım. Çok ama amaçlı. Yok. Tabii proje ki. Var, icraat yok. Maalesef bunları biz artık dillendireceğiz. Yani bugüne kadar bizim zaten sıkıntılarımız aday olma dillendirildi amacımız. Dillendirildi başkanım. Dillendirilmekten artık öteye geçmesi lazım bunun. İcraata şimdi, dönüşülebilmesi için biraz yaptırım gerekiyor. Tabii ama şimdi şöyle söyleyeyim. Yani dillendirildi, ne kadar dillendirildi ya da doğru dillendirildi mi? Biz bunu daha doğru dillendireceğimize inanıyoruz. Bunun mecburi bir ihtiyaç olduğunu artık belediye başkanlarımızla konuşmamız gerekiyorsa onlarla konuşacağız. Milletvekili abilerimizle, büyüklerimizle konuşmamız gerekiyorsa konuşacağız. Kamuoyunda bunun artık bir elzem olduğunu, yani Türkiye'nin en büyük 14. iliyiz biz artık Manisa olarak. Hele de organize sanayi bölgesi 2005 olan yılında, yatırım yapılabilir 2005 bir şehir. Yılında Avrupa'nın 200 kentini geride bırakarak Avrupa'nın en gözde yatırım kenti seçilmiş bir yeriz biz. Artık bizim Manisa'nın bu pazar yerlerinin bu durumda olmasından artık herkesin şapkasını önüne koyması lazım bence. Yani bu artık bizim Manisa halkına karşı da bir sorumluluğumuz. Biz bu anlamda yani dilimiz döndüğünce bütün emeğimiz, bütün mesaimiz bu olacak. İnşallah bizim dönemimizde zaten bu işler yarın bir gün arkamızdan görevleri bıraktığımızda iyi şeylerle anılmak istiyoruz. Bu bizim için de geçerli, yetkililer için de geçerli. Yaptığı işler halk tarafından her zaman kıymet bilinir. Arkanızdan Allah razı olsun dedirtirsiniz insanlara ve hizmet olarak anılır. Biz inşallah bunları sağlayan bir yönetim anlayışıyla çıktık yola. Şimdi şöyle bir savunma var. Manisa halkının alışkanlıkları var. Biz bu alışkanlıkları maalesef delemiyoruz şeklinde. Hani işte Karaköy pazarına gider veya ne bileyim işte Alaybey pazarına gider, Horozköy pazarına gider, Nurlupıra pazarına gider. Vatandaşların alışkanlıkları var. Biz bu alışkanlıkları delemiyoruz. O yüzden yeni projeler de yapmayı artık bıraktık şeklinde savunmalar da var. Yo, vatandaş siz iyi bir proje yaptıktan sonra, iyi bir bina veya ne bileyim bir pazar yeri, kapalı pazar yeri yaptıktan sonra çok rahat da gidiyorlar. Otobüsler artık her yere gidiyor. Millet çarşısına insanlar iki haftada alıştılar, gidiyorlar tabii yani. Tabii giderler. Siz şehir, yeter ki icraatınızı yapınız, yatırımınızı yapın. Geçmişte Perşembe pazarımız vardı biliyorsunuz. Bizim evet, içimizde evet hala kanayan bir yaradır. Çarşıda bütün Ege'nin belki de en çok iş yapan pazar tabii, yeriydi tabii, orası. Tabii. Kaç defa değiştirildi yeri? Şimdi biz orayı kaybettik. Yeri değiştirildi. Manisa Lisesi'nin oraya gitti. Oradan şimdi kalın. Yani insanlar gelmiyor mu? Gelirler. Pazarı nereye kurarsanız insanlar gelirler. Ama yeter ki yapalım değil mi? Tabii yapalım ve daha uzağa bile yapsanız insanlar zamanla alışır. İlk önce araba seferleri yaparsınız. Otopark yaparsınız. Orayı bir sosyal donatı haline getirirsiniz. Cazibe haline getirirsiniz. Zaten pazar yerleri bir temaşa alanıdır. Sebze meyvesi, yeşilliği, peyniri, balığı, ne bileyim her nevi şeyle çiçek satanına kadar. Yani pazar yerleri bir görsel şölendir. İnsanların orada bir temaşa zevki tadabileceği ortama alışverişle beraber gün eskiden vaktini geçirmek için pazara dolaşmaya çıkan insanlar biliyorum ben. Sadece sohbet etmek için gidenler bile tabii vardı ki yani bunu biz pazar yerleri o yüzden dünyanın en eski mesleği. Dünyanın her yerinde hala pazar yerleri var. Şeyi değiştirilmiş, kabuğu değiştirilmiş, butik pazarlar haline getirilmiş, daha konforlu ufak pazarlar haline getirilmiş. Yani proje üretirseniz çağın gerekleri ve halkın taleplerine göre bunlar yapılmayacak şeyler değil. Hele bugünkü teknolojilerle her tür şey sağlanabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi yatırım konusunu zamanımızı iyi kullanalım. Pazarcı esnafının sıkıntısı var, elbette var. Özellikle vergiler konusunda. Devam ediyor mu o problemler? Şimdi şöyle yani söyleyeyim. Tezgah kiralır mı diyorsunuz? Nasıl diyorsunuz onu? Şimdi bizim çoğumuzun arkadaşlarımızın yerleri kendi yerleri. Kiralık tutan arkadaşlar da var mutlaka da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunların hiçbiri bizim için problem değil inanın. Neden? Biz ezgin insanlarız. Biz çalışmayı seven insanlarız. Biz yeter ki bize düzgün çalışma alanları sağlayın. Biz pandemi döneminde o kadar çok sıkıntılar çektik ki. Çekilmesine rağmen pazarcı esnaf hiç şikayet etmedi. Biz adımız küçük olabilir. Biz ama Türkiye'nin 330 bin kayıtlı esnafı olan çok büyük bir ailesiyiz. Biz hiç bu zorluklardan yılmayız. Biz her şartta paramızı kazanırız. Ama bu esnaf bu kadar eziyet çekerken biraz çalışma şartları iyileştirilsin diye biz devletimize vergimizi veren, bütün yasal sorumluluklarımızı yerine getiren, yani biz kazandığımız parayı bu memlekette harcayan insanlarız. Büyük marketler parayı burada bugün kazanırlar.
Yarın Ankara'ya yatırım yaparlar. Öbür gün Antalya'ya yatırım yaparlar. Pazarcı esnafı parasını kazanır. Bugün berbere burada tıraşa gider. Sanayide arabasını yaptırır. Ne bileyim düğüne gider, derneğe gider. Para Manisa'da kalır. O yüzden bu camiye herkesin sahip çıkması lazım. Bunu rica ediyorum. Yani bu arkadaşların bunca yıllık eziyeti, fedakarlığına karşı istedikleri sadece vergisi, osu busu değil. Biz her şeyi veririm diyor ama. Biz veririz her şeyi. Biz yeter ki bize çalışma şartlarımızı düzenleyin. Biz artık bunu hak etmiyoruz. Yani şu sektör, evet biz de artık daha güzel şartlarda hizmet verebiliyoruz diyebilirim ve ondan sonra hizmet anlamında halkımıza daha güzel şeyler sunalım. Peki bu konuda sizin bir fikriniz var mı? Mesela Manisa'da şurası pazar yeri olmalı, kapalı ve bu sosyal donatıların da olduğu bir pazar yeri fikriniz, bir öneriniz şimdi şöyle var söyleyeyim. Mı, olacak mı? Tabii ki, mutlaka tabii ki. Seçime mesela, girdiniz çünkü ki. Sizin. Alaybey Pazarı'nda mesela 2009'dan beri belediye seçimleri öncesinde hep bu vaatler veriliyor. Biliyorsunuz broşürler basılıyor. Yani Alaybey bölgesine bir kapalı pazar yapılabileceği o zamandan beri. Mevcut Alaybey Pazarı'nın tabii, olduğu yere mi? Yani o civarda. Ama dar orası başka. Hayır, o civarda bulunabilecek bir alana var, değişik alanlar. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bunu biz belediye yetkililerimizle görüşeceğiz. Bu planlamalar yapılırken, şehir planlamaları yapılırken her ihtiyaç düşünülüyor. Bir planlama yapılırken öyle değil mi? Park, bahçe düşünülüyor. İşte okul alanı, o bu. Pazar yeri de mecburi bir ihtiyaç bence. Pazar yeri de tedarik zincirinin, hizmet zincirinin en önemli halkalarından biri bence. Artık bunların iyi değerlendirilmesi, projelerde yer almasını istiyoruz. Ben kendi adıma, camiam adına bunu dillendireceğim artık yüksek sesle. Bizi de şehir planlaması yaparken lütfen göz ardı etmeyin. Yapılırken pazar yerlerini belirleyelim. Burası pazar yeri alanı olarak tahsis edilsin. Ama bunlar yapılmazsa ondan sonra yer kalmıyor, yer bulamıyoruz. Şehrin ortasında nereye boşaltalım da yer açalım diye düşünülüyor. Bu planlamaları lütfen artık pazarcı esnafını da göz önüne alarak, bu işin içine katarak yapılırsa çok memnun oluruz. Mesela Perşembe Pazarımızı kaybettik biz. Dediğim gibi Ege'nin en güzel pazarını kaybettik. Kırmızı Köprü'den, Karaköy'den Necati Bey'in oraya kadar, aşağıda Devlet Hastanesi'ne, bu tarafa Perşembe Pazarı'na gelene kadar Manisa'nın çekirdek en büyük yerleşim alanının olduğu yere hitap eden şu anda bir pazar yeri yok. Yani o bölge ya aşağı Perşembe Pazarı'na inecek, ya Karaköy Pazarı'na gidecek, ya da Alaybey'e gidecek. O çarşı merkezin kullanabileceği bir alan yok. Peki siz bu esnaf grubunun başkanı olarak, şu anda yeni seçilen başkan olarak taze bir beyinsiniz, evet. Şu an ekibinizle birlikte. Siz bu pazarlarının, pazar yerlerinin her bölgede ayrı ayrı kurulmasını görüşünü mü savunuyorsunuz? Yoksa bir tane böyle sağlam bir pazar yeri olsun, kapalı pazar yeri olsun sosyal donatılarla birlikte ama haftanın 3 günü 4 günü değil de her gün kurulsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Vatandaş o sirkülasyonu her gün isteyen gitsin alsın pazarlığını yapsın mı şeklini mi düşünüyorsun? Şimdi bölgesel pazarlar olmak zorunda. Şimdi bir yere bağlayalım. Yani semt pazarlarının olmasına yanamazsınız. Semt pazarları olmak zorunda. Bir de ana pazarımız olması lazım. Bizim ana çekirdek pazarımızın işte modern sosyal donatılı bir ana pazarımızın olması lazım. Her kesime hitap edebilen. Ne bileyim onun planlaması yapılır. Haftanın bir günü olur, iki günü olur. Sosyal amaçlı başka şekilde kullanılır. Sadece pazar yeri olarak olmasın. Başka günlerde otopark olarak kullanılsın. Ne bileyim belediyenin değişik aktivitelerini kullanılsın. Haftanın belirlenen günlerinde de bize bir ana pazarımız, Manisa'nın göz bebeği bir pazarımız olarak bir ana pazar istiyoruz biz. Bunun gününü, nerede kurulması gerektiğini yetkililerle görüşürüz, beraber karar veririz. Ama bir ana pazar ihtiyacımız var. Ama ana pazar derken de Manisa'ya yakışan bir ana pazar olarak. Semt pazarları yine kalsın. Çünkü Manisa büyük bir şehir artık. Yani 500 binin üzerinde bir nüfusumuz var. Çok geniş bir alana kurulmuş bir yer. Tek bir yere pazarları hapsederseniz, mesela pandemi döneminde hatırlarsanız Perşembe Pazarı her gün açıldı. Her gün açılması çok iş yaptığınız anlamına gelmez. Maliyetler her gün artar. Her gün o tezgahlarda 2-3 tane adam çalışıyor. Her gün insanlar aynı pazara gidip bugün bir kilo domates alacak, yarın bir tane çorap almaya gelmez. Yani aynı yere kurup her gün yaptığınız zaman verim alamazsınız ondan. Semt pazarları devam edecek, bir tane de ana kontrollü, donanımlı, Manisa'ya yakışan bir pazar yeri inşallah olacak. Bu başlangıç olur. Ondan sonra da semt pazarlarını bulunduğu yerlerde daha modernize hale getirebiliriz. Yani bulunduğu alanlarda daha modernize ya da yakın alanlarında. Semt evet. Pazarları bizim olmazsa olmazımız. Peki. Başkanım şimdi değinmek istiyorum. Yani sizin maliyetlerinize. Bir, halden temin ediyorsunuz, evet. Ürünlerinizi. Bir de üreticiden hani doğal, organik
ürünlerin evet. satılabilmesi için. Yani köylü evet. pazarınız evet. var, üretici pazarınız var. Ayrıyeten de halden normal bildiğimiz esnaflarımızın temin ederek pazarda sattığı ürünler var. Şimdi burada aynı konuları yine tekrarlayacağız ama işte akaryakıta gelen zamlar, işte üretici gübre pahalı, tohum pahalı, işçilik pahalı, ekme, biçme, akaryakıt zaten başlı başına, elektrikler, sulamalar, o bu her şeyin maliyeti birbirine zincir olarak takip ettiğinden dolayı ürünlere de zam geliyor. Yani evet. tezgahta aldığımız, evimize getirdiğimiz portakalımız, mandalinamız, elmamız, domatesimiz, patatesimiz, pırasamız, atıyorum işte neyse salata malzemelerimiz hepsi pahalı. Yani artık alışveriş yapabilme de şansımız yok. Bazen iki haftada bir vatandaşlarımız pazara gidiyorlar. Yani bakın merkezi yönetime biz bir daha üstüne basa söyleyelim. Artık vatandaş her pazara gidemiyor. Gidiyor, alıyor, çok istikrarlı bir şekilde ve tasarruflu bir şekilde ikinci hafta pazara gidebiliyor. Her hafta pazara gidemiyor, artık böyle bir durumdayız. Bu konuda beklentileriniz neler? Ne yapılması lazım? Şimdi merkezi hükümetten istediğimizi istiyoruz zaten, olmuyor. Ama yerel yönetimlerden de destekleriniz vardır, destek beklentileriniz de vardır mutlaka. Ne yapılmalı, nasıl tabii çare ki. Bulunmalı? Ya bir sefer şunu söyleyeyim, yerel yönetimlerimize en fazla katkı sağlayabileceği konulardan biri kayıt dışı esnaflar. Yani bizim kaçak esnaflar. Kaçak, yani mesela bundan manavlar da müzdarip. Şimdi bizim manav arkadaşlarımız da bize kayıtlı. Pazarcı arkadaşlarımız da müzdarip. Pazarda yer parasını verip, oda kaydını yaptırıp, vergisini ödeyen, her halükarda kazansın kazanmasın bu masrafları cebinden çıkan esnafımızın alternatif olarak başka birisi pazarın dışına ne bileyim kayıt dışı açıyor. Pazarlar artık kontrolden çıkmış, kontrolsüz bir şekilde büyümüş. Bu sefer onun masrafı tabii size göre çok az. Ama sizin ekmeğinize ortak olmaya çalışıyor. Manav arkadaşların dükkanı var, kirası var, belli bir gideri var, vergisi var, oda kaydı var. Karşısına birisi geliyor, algı yok, vergi yok, hiçbir şey yok. Bir saat orada durup onun ekmeğiyle ilgili sıkıntı yaratmaya çalışıyor. Bunları şimdi biz tek başımıza oda olarak çözemeyiz. Burada kolluk güçlerinin, belediye yetkililerinin bize bu konularda yardımcı olması lazım. Onun dışında biz mesela pazarlardan şunları ayıklayacağız. Üretici dediniz. Bugün bunu da hazır sırası gelmişken söylemek istiyorum. Pazar yerleri birçok konuda önemlidir. Mesela ama en önemli olduğu konulardan biri eczanelerde bugün ilaç diye satılan birçok maddenin ham maddeleri pazarda canlı sebze olarak satılıyor. Yani bu Arap saçıdır, ebegömecidir, hardaldır, bu tür şeyleri yarın bir gün marketlerde bulamazsınız. Bunları pazarlarda taze, ucuza bulabilirsiniz. Şimdi bu üretici arkadaşlarımız getiriyor bunları satmaya kalkıyor. Ama onların gölgesinde başka bir arkadaşımız patates döküyor. Üreticiyim diye satmaya kalkıyor. Manisa'da patates yetişmiyor. Üretici esnafı demek bugün yetiştirdiği taze malı günlük olarak satışa sunabileceği pazar yerinde ona tahsis edilen yerde onu icra eden kişi demek. Sen arkadaşım bu işi yapan arkadaşlarımın ekmeğinle oynamak için muz alıyorsun, muz satıyorsun. Yani sen değilsin. Manisa'da muz mu yetişiyor? Üretici değilsin. Kivi mi yetişiyor Manisa'da? Kivi mi yetişiyor mesela? Bunları bizim önlememiz lazım. Onun dışında üretici arkadaşlarımız bizim pazarın renk cümbüşünün bir parçası. Sadece o ürünler için pazara gelen müşterilerimiz var. Onu görünce başka şeyi de alıyor. Biz onları asla ve asla kaybetmek niyetinde değiliz. Artık kollayacağız. Onları dediğim gibi kayıt dışı esnaflardan ayıklayıp esnafın yükünü bu anlamda affetmek istiyoruz. Zabıtalar çok sık geziniyor pazar yerlerinde. Zabıtalar biliyorlardır hangisinin tabii kayıt dışı, hangisinin kaçak olduğunu. Tabii ki yani bu kontrol mekanizmasıyla alakalı. Tabii bu şeyleri biraz daha sıklaştıracağız biz. Bizim Manisa'da şöyle bir şey var. İki belediye ile ilgili Yunus Emre Belediyesi pazar kontrolünü kendi yapıyor. Daha önce bizdeydi. Şu an belediye kontrolünde. Şehzadeler bölgesine ait olan pazarlara biz oda bünyesinde kendi zabıtalarımızla şey yapıyoruz. Orada dolaşan zabıtalar sizin Şehzadeler Belediyesi'nin zabıtası değil mi onlar? Değil. Yani sizin kendi o bölgedekiler bizim kendi odamızın öyle personeli. Öyle bir kadronuz mu var? Var bizim. Özelleştirme var bizim odamızda. Öyle mi? Daha önce tamamı bizimdi. İşte bu diyalog eksikliği artık sorun neyse son dönemde Yunus Emre Belediyesi kendi bölgesindeki pazarları kendi kontrolünde. Biz Şehzadeler bölgesine şu anda bakıyoruz.
Bu anlamda tabii ki kolluk güçleriyle... Bakın biz orada mesela bir bilgi eksikliği, yanlış evet. bilgi eksikliği. Biz pazarlarda gezen zabıtaları, şehzadeler tarafında diyorum, ilçe tarafında, Şehzadeler Belediyesi'ni zabıtalar olarak biliyorduk. Yok, bizim yani. Oda personelimiz onlar. İşte burada da bir şey öğrenmiş evet. olduk. Şimdi biz bunları şimdi yarın bir gün oturduğumuzda yetkililerle bizim yapabileceklerimiz yaptırım anlamında sınırlı olan konular var. Biz bu konularda kolluk güçlerinden yardım isteyeceğiz. Yani bizim bu tür müeyyidileri uygulama şeyimiz kanunen yok. Ama yanımızda belediye yetkilileriyle beraber bugün mesela etiket konusunda sabah bir görüşmemiz oldu daire başkanımızla. Pazarlarda bir standart yakalamak için, bir düzen yakalamak için Büyükşehir Belediye'miz de bu konuda çok hassas. Tek tip etiket, bu yarım kilo, bir kilo yazıları. Ya işte 9.99 kuruş. İşte onlarla ilgili, ya onun yazılmasında bir sıkıntı yok. Ama onun okunabilir şekilde yazılması konusunda sıkıntılar var. Bu konuda belediyemizin hassasiyetleri var. Biz esnaf olarak üzerimize düşeni yapacağız. Onlar da bize yardımcı olacaklar. Bizim onlara ihtiyaç duyduğumuz konularda. Dediğim gibi yani... Diyalogla her şey çözülür. Bütün camianın sorunları Başkan, çözülür. Başkanım bir şikayette bulunayım. Buyurun. Pazarcı esnafını evet. ben çok seviyorum. ve çok her pazarcı esnafıyla da mümkün olduğunca sohbet etmeye çalışıyorum. Ama şöyle bir şey çıktı son bir yılda. Şimdi böyle küçücük minnacık böyle şey ucu kadar, kalem ucu kadar yarım kilosu, yani yarım kilosu 7 lira yazıyor ama o yarım var ya daha görünmüyor. Zaten benim gibi kör gözlüler görmezler o yarımın yarım olduğunu. Baktığınız zaman işte diyelim ki biber alacaksınız. 7 lira 7 TL okuyorsunuz ya. Yarım kilosu 7 lirayı yarımı okumuyorsunuz. Tamam ver diyorsun 2 kilo. Bir bakıyorsun tabii yarım kilo olduğunu bilmediğin için dünya kadar para. Ya bunu, lütfen bunlara engel olun. O minnacık şimdi, minnacık yazılar vatandaşın bunlar, kandırılmasına bunlar, yönelik. Bunlar çok çabuk çözülecek inanın. Şöyle söyleyeyim. Yani esnafımız kendini çok sahipsiz hissetmiş. Dolayısıyla bu sahipsizlik, onlarla ilgilenilmemesi, onların da bazı hatalar yapmasına sebep olmuş olabilir. Ama biraz ince dokunuşlarla esnafımız da kendine çekidüzen verecek hataları anlamında. Bu mesela dediğiniz konu çok çabuk çözülecek. Hatta başladık bu konuda şeye. Daire Başkanımız Ersoy Bey de çok bu konuda alakalı. Bu sorun çok kısa zamanda çözülecek. Yani pazarlarda bu anlamda bir standart çok yakında gelecek. O konuda hiç şey yapmayın, tereddüt etmeyin. Dediğim gibi esnafımıza biz dokunuşlar yaptıkça biz onlardan olumlu dönüşleri alacağız. Bundan emin olun. Esnafımızın sadece biraz umuda ihtiyacı vardı. Çok şükür bizim seçimimizden sonra da onlara bu umudu verdik. Yani bizim sizin sözcülüğümüz olduğuna emin olun ve bize güvenin. Biz bu camia için elimizden geleni yapacağız. Ama siz de bu camianın hak ettiği yere gelmesi için hak ettiğimiz şekilde davranın. Size yakışan şekilde davranın. Herkes bu bilinçte. İnanın şu bir hafta 10 gündür bir heyecan var pazarda. İnşallah daha güzel olacak. Onlar hazır buna. Yani bu konuda hiç tereddütünüz olmasın. Çok yakın zamanda pazarlarda şöyle bir silkelenme göreceksiniz. Pazarcı esnafımızı daha pozitif göreceksiniz. Bunun yansımaları başladı. Ufak tefek hata yapan arkadaşlarımız da düzelecek. Onlar da kendilerine çekidüzen verecek. Merak etmeyin. Çok kısa sürede inşallah yaptığımızda başka bir programda daha olumlu şeyleri konuşacağız. Yani bugün olumsuz gibi görünen şeylerin olumluya döndüğünü inşallah beraber göreceğiz. Üretici pazarına ağırlık verecek misiniz? Tabii ki. Üretici pazarımız bizim bütün pazarlarımızda zaten ağırlıklı. %25 kapasiteye yakın onlara bir yer ayırıyoruz biz. Alaybey pazarında da var, Karaköy pazarında da var, Laleli pazarında da var. Var yani pazarlarımızda var. Ama onların planlaması anlamında belki yerlerini bulamıyorlar. Gelen bir müşteri nerede olduğunu görememiş, bulamamış olabilir. Ama her pazarda var. Buna emin olun. Özellikle Karaköy'de, Laleli'de ama dediğim gibi içinde üreticiymiş gibi görünenleri ayırmak şartıyla. Ya üretici, gerçek üreticiyi siz zaten biliyorsunuz. Tabii mesela ki. Alaybey pazarından bahsediyorum. Alaybey pazarından çıktıktan sonra yukarı Tabii. yola çıkmadan soldan devam ettiğinizde orada işte yaşlı dedeler, nineler, anlıyorsunuz üretici, gerçek üretici, doğal üretici olduğunu. Çünkü zeytin getirmiş. Belgeleri var zaten. Tabii zeytin üretici getirmiş. Belgeleri var. Kabağını getirmiş. Tabii. Ebe gümecini getirmiş. Tabii, bahsettiğiniz tabii. gibi zencefilini getirmiş. Ne bileyim balını getirmiş, peynirini getirmiş, tereyağını getirmiş. Anlıyorsunuz ama dediğiniz gibi o üretici pazarının arasında hiç Manisa'da üretilmeyen, Manisa'da yetişmeyen bazı ürünleri
satan ve ben getirdim diyen, mesela ceviz. Ne? Ha, tamam, cevizin üretildiği ceviz kısmen hadi yüksek yerlerde olabilir. Ama hünnapı satıyorsa eğer, tamam, demircilidir, gelmiştir, üretici demirciden satıyordur hünnapı, çünkü demirci hünnapı ile ünlüdür. Fakat işte az önce başkanım dediği gibi, yani muz, ne bileyim, kiri veya ne bileyim işte avokado. Yani bu sizlere şüphe uyandırır. İnanın, evet, evet. Çıktığınızda üretici pazarına girdiğinizde öyle bir ürün gördüğünüzde, ya acaba yanılıyor muyum, diğerlerinde de bir sıkıntı var mı diye düşünürsünüz. Yani onların ayıklanması orayı daha bir düzen haline getirecek. Peki sizin vatandaştan beklentileriniz ne? Ben bir şey bekliyorum. Ben bir tanesini söyleyeyim, sonra evet, siz de geri kalanını söyleyin. Sevgili izleyicimiz, lütfen ellemeyin şu ürünleri. Evet. Yani elleyip bırakıyorsunuz. Yani virüs olsa da olmasa da gözünüzle seçin. Allah rızası için gözünüzle evet, seçin. Siz onu elleyip bıraktığınızda sizden sonraki kişi de elleyecek. Ondan sonraki kişi de elleyecek. Ve son olarak onu belki de gerçekten virüs bulaştırmış olabilir veya mikrop bulaştırmış olabilir. Sadece ortalıkta virüs yok ki. Bir sürü hastalığımız var, mantar var, o var, bu var. Lütfen ellemeden yani seçin. Bir de ticari açıdan düşünün bunu. Şimdi biz bunu hep konuşmuşuzdur. Bir malı gözüyle seçip ayırmak var. Bir de 10 kişinin elinden geçen bir malın, özellikle yaz sebzelerinin, mesela domatesin, ne bileyim şeftalinin, meyvenin. En çok da limonda oluyor. Yani ama zayiat çok oluyor. Bu sefer maliyetler yükseliyor. Yani esnaf tabii ki seçtirmek ister. Pazar elinde öyle bir alışkanlık vardır ki sabah bir ton mal açarsınız tezgah. Seçme yaparsınız. En son 10 kilo kalır. İnanın o 10 kilonun da içinden seçilir yani. İlla ki bir seçme kültürü vardır. Ama bunu yapmamız için vatandaşlarımızın da bilinçli olması lazım. Şimdi malın yarısını zayi ettikten sonra o zaman da o satıcı onun seçilmesine izin vermiyor. Maalesef Manisa'da bu kültürü geç kaldık yakalamakta. Bazı esnaflarımız uyguluyor. Ama burada halkımızın da çok bilinçli olması lazım. Yani esnafımızın onu yapmasına imkan sağladığımızda halkımızın da onun zarar edecek, malını zayi edecek şekilde davranmaması lazım. Onu rica ediyorum. Onun dışında pazar yerlerine halkımızın sahip çıkmasını istiyorum. Dediğim gibi pazar yerleri bugün artık elzem. Bugün değil, dün de öyleydi, yarın da ölecek. Şu pazar yerleri ayakta durduğu sürece bu toplumdaki tedarik zinciri, hizmet zinciri en önemli halkalarından birini korumuş olacak. Halkımızdan o konuda bize destek vermelerini istiyorum. Haller konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Hallerden şimdi, temin konusunda. Yani şimdi, fiyatlar, tabii akaryakıt fiyatları yüksek olunca. Şimdi haldeki arkadaşların da tabii ayrıca sıkıntıları var. Güzel bir Manisa halimiz var bizim. İşini iyi yapan esnaf arkadaşlardan kurulu bir halimiz var. Zaman içinde halle pazar yeri birbirinden ayrılmaz bir parçadır yani. İç içedir. Halle malınızı alırsınız. Pazarda satış yaparsınız. Fakat bunları bir türlü oturup aynı masa etrafında bugüne kadar konuşamamışlar. Şu an yeni seçilen... Haller kime bağlı? Yani şey olarak... Dernek onlarda. Hal müdürlüğü. Yani onların üst kurulu nedir? Hangisidir? Onlar belediye kontrolünde hal müdürlükleri. Büyükşehir Belediyesi. Evet. Büyükşehirlerin tabii onların denetiminde oluyor. Hal müdürleri mesela sabah ziyaretime geldiler. Hal müdürümüz ve Ersoy Bey, daire başkanımız. Şimdi onlar da pazarla iç içe olan sektörler. Bunlar yeni seçilen hal başkanımıza da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok da kendisi iştahlı bu konuda. İnşallah yani onların kendi sorunlarıyla pazar sektörünün temeli aynı yerde olduğu için bir masa etrafında oturulduğunda sorunlara çözüm bulmak daha kolay. Ama bugüne kadar yapılmamış. Mesela ben Turgutlu Pazarcılar Odası'na gittim geçenlerde seçimlerine. Seçilen başkanı tebrik ettim. Eski başkanımıza onlara da selamlarımı gönderiyorum. Talebi şu oldu. Başkanım siz ildesiniz. Lütfen 5 tane bizim oda başkanımız var Manisa genelinde. Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Merkez ve Akhisar. Lütfen gidelim. Halde görüşmelerde bulunalım. Ne bileyim daire başkanlarına siz öncülük edin. Biz bugüne kadar bu birlikteliği sağlayamadık diyorlar. Şimdi biz bunları kaynaştırmaya çalışıyoruz. Yani sorun neyse çözebilecek mercilere gidip derdimizi, Manisa merkez anlamında bu anlamda çok büyük sorumluluğumuz var. İnşallah dediğim gibi göreve yeni başladık. Bizim dahi bugüne kadar bilmediğimiz sorunlar şu anda önümüze geliyor. Bunları da sırası geldikçe hepsini çözme noktasında kendi çözemediğimizde yardım alarak
istişare yaparak inşallah doğruyu bulmaya çalışacağız. Başkanım, programdan önce de konuştuğumuz gibi sosyal medyalarınızı çok aktif kullanmanız lazım. Pazar yerleri, pazar saatleri, olası bir kapanmada, yani tekrar bir kapanmada nerelerde kurulur, hangi saatlerde kurulur, nasıl, yani istişareyi üyelerinize mutlaka SMS'lerle veya bir şekilde üyelikleri olduğu için, iletişim adresleri olduğu için gönderiyorsunuzdur üyelerinize, ama de vatandaşı da düşünmeniz tabii ki, lazım. Tabii. Yani vatandaşın bakış açısından düşünmeniz lazım. Vatandaş pazara gelmek için, "A, ben bugün hangi pazara gitmeliyim? Hangi pazar açık?" Yani şu an tabii kapanma yok da olasılığına düşünerek söylüyorum. Her türlü duyurunuzu sadece üyelerinize değil, vatandaşı da tabii düşünerek ki, tabii duyuruları yapmanız tabii gerekir. Ki. Bu konuda da vatandaşın sizden beklentileri tabii var. Tabii ki, tabii ki. Bunları biz idari kadromuzla da görüştük zaten. Allah inşallah o günleri bir daha göstermesin. Ama yani sosyal medyalar, işte şu ziyarete geldi, bu ziyarete geldi, teşekkür tabii, sadece ederim onlar, gibiler için tabii ki değil, kullanılmaz. Tabii ki değil. Vatandaşın da bilgi edinilebilmesi için kullanılması, tabii ki, aktif tabii kullanılması ki, şart. Tabii ki, tabii ki. Bunları idari kadromuzla da konuştuk. Gerekli planlamaları onlar da yapıyorlar. Gerekirse bu konuda teknik yardım da alırız. Ama dediğiniz gibi basını, gazeteleri, sosyal medyayı sadece kendi esnaf mensuplarınızla değil, halkla da paylaşmak çok önemli. İnşallah bu konuda da aşama kaydedeceğiz. İnşallah. Peki başkan, benim sormayı unuttuğum ve ihmal ettiğim bir konu varsa siz anlatabilirsiniz. Ondan sonra bitirelim programımızı. Yani şöyle söyleyeyim, teşekkür ediyorum. Yani moderatörünüzle çok güzel bir program gerçekleştirdik. Ana hatlarıyla, ana hatlarıyla sorunlarımızı dile getirdik. Mutlaka benim de aklıma gelmeyen şeyler olmuştur. Bu imkanı sağladığınız için sizin nezdinizde World Türk ailesine bir daha bir kez daha teşekkür ediyorum. Sorunlar oldukça, sorunlar önümüze tekrar geldikçe, bu ilk programımızdı belki ama inşallah devamı son olmaz. Bunları devamlı sizlerle paylaşırız. Bugün için size ve teknik ekibinize teşekkür ediyorum camiam adına. Bütün camiam da umutlarını taze tutmalarını, yeni bir başlangıç yaptık ve bundan sonrasının hepimiz için daha iyi olacağını şimdiden müjdelemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin başlangıçlarınız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bizim de temennimiz, halk adına, World Türk ailesi olarak temennimiz, işte insan beslenmek zorunda, yemesi içmesini gerçekleştirmek zorunda, o tencerenin kaynaması gerekiyor. O tencerenin kaynayabilmesi için de maliyetlerin düşürülmesi gerekir. Bu tarladan başlıyor sevgili seyirciler, tarladan başlıyor. Eğer tarladan maliyetleri düşürmezseniz, işte o tezgaha geldiğinde vatandaşın torbasına girerken tüm gerçekliğiyle, tüm çıplaklığıyla o ekonomik kriz ortaya çıkmış oluyor. Vatandaş almaktan vazgeçmemeli. Eğer üretici üretmeyi terk ederse bu ülke, bu millet, insanlık aç kalır, aç. Kıtlık gelir, kıtlık. Üretici desteklenmeli. Tarım Bakanlığı'nın, merkezi hükümetin artık üretme konusunda, çiftçinin desteklenmesi konusunda, tarlaya gidenin desteklenmesi konusunda çok istikrarlı bir yönetim biçimine geçmesi lazım. Oradan çıkıp televizyonlardan, gazetelerden, internet haber sitelerinden her şey çok güzel, her şey toz pembe demek kolay. Üretici üretmiyor artık. Üretici tarlaya girmiyor. Girmek istemiyor. Çünkü 5'e üretiyorsa, 5'e satıyorsa artık onu yapmak istemiyor. 5'e üretip 7'ye satarsa eğer yapmak isteyecektir. Eğer tamamen üreticiyi tarladan çıkartırsak aç kalacağız biz. Dolayısıyla bu bütün topluma yansıyacak. Ta ki pazardan torbaya girinceye kadar merkezi hükümetin aldığı kararlar. Akaryakıtın düşmesi lazım. Gübrenin düşmesi lazım. Tohumun düşmesi lazım. İşçiliğin artması gerekiyor. Yani bakın, işçi bulamıyor. Tarlası olan üretici çalıştırabilmek için işçi bulamıyor. Çünkü işçi, ben sana gelirsem diyor Adana'dan, araç tutacağım, geleceğim. Sen bana 100 lira harçlık vereceksin. Harçlık bu. Yövmiye değil. Gelmem diyor. Haklı. Maliyetlerin düşürülmesi, istihdamın arttırılması, gelirlerin çoğaltması lazım. Bunun tek yolu da işte o zamları bir yok edelim. Zamların artık bitmesi lazım. Evet.
Çok konuştum ben bugün. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size. Çok ağzınıza güzel bir program sağlık, oldu. Sağ olun. İnşallah. Efendim yaklaşık 10 dakika sonra başka bir konuğum olacak ve günü bu şekilde tamamlamış olacağız. 10 dakika sonra buluşmak üzere. Hoşça kalın şimdilik.